geldiniz değerli izleyenler. Birebir Futbol'da Burak Döşer'le birlikteyiz. Erzurumspor Futbol Kulübü belki de sezonun en kritik galibiyetini imza attı. Keçiören Gücü deplasmanındaydı Mavi Beyazlı ekip. Furkan ve Eren Tozun'un golleriyle karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı bildi Mavi Beyazlar ve puanını 34'e çıkardı. Burak'a dönelim. Burak, kritik bir galibiyetti. Belki de sen, hatta programcı dedi, belki de en zoruydu. En zor galibiyetlerden birini imza attı. İki takım da 31 puandaydı. Ama Erzurumspor galip gelmesini bildi. Rahatladık. Ben rahatladım. Aynen abi, öyle dediğin doğru. Cümlenin sonu çok güzel oldu aslında. İşi özetledi. Rahatladık. Çok kritik bir galibiyetti. Bu periyot vardı. Kocaelispor, Keçiören Gücü maçlarının olduğu bir periyot. Ben buradan gerçekten açıkçası diyordum ki ne koparsak kârdır. Erzurumspor koparabileceğini en güzel puanını kopardı zaten. 3 puan bak, Keçiören çok tehlikeli bir takım. Çünkü çok çabuk hücuma çıkabilen, kanatlarını etkili kullanabilen, o yabancı oyuncularını en iyi şekilde kullanabilen bir takım. Yıllardır Keçiören Gücü'nde o yabancı oyuncuları iyi kullanmak gelenek haline geldi artık. Erzurumspor'un buradan 3 puan alması, üstelik de Keçiören gibi kendi evinde iyi futbol oynayan bir takıma karşı futbolunu Keçiören'in pasifize etmesi, pasif hale getirmesi çok çok önemli. Yani sezon başından beri diyoruz ya, Erzurumspor bu ligde çözülmesi en zor takım. Ne zaman, ne yapacağı, hangi takıma karşı ne oynayacağı hiç belli değil. Yaptığı çok güzel, çok doğru iş var. Ne yapıyor? Rakibin oyun pas alanlarını kapatıyor, pas trafiğini kesiyor. Topun bugün baktığınız zaman özellikle son bölümler dikkate alındığında %60'larda falandır herhalde. %60-%65'lerde Keçiören Gücü'ndedir ama oyunun kontrolü Erzurumspor'daydı. Erzurumspor oyunu istediği gibi alıyor, istediği gibi yönlendiriyor, istediği gibi yönetiyor. Aslında rakibine tuzak kuruyor. Topu ona veriyor zaman zaman ama oyunun kontrolü Erzurumspor'da oluyor. Topun kontrolü rakipte kalıyor. Yani rakibe verdiği o topu kullanmasına, rakibin istediği gibi sahada kullanmasına, sahayı istediği gibi kullanmasına, işte saha içerisinde organizasyonu istediği gibi yapmasına izin vermeyen bir Erzurumspor var. Nitekim bugün zaten yine ön alan baskısı. Ve ön alan baskısını doğurmuş olduğu sonuçta Furkan'ın golü. Furkan'ı da tebrik müthiş ediyorum. Takip. Müthiş takip. Müthiş. Yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. Hem orada takip etti, hem çok güzel ayak içi plaseyi aşırdı. Yani Furkan orada genç oyuncu değil de tecrübeli oyuncu işi yaptı. Tebrik ediyorum kendisini attığı golden ve takibinden dolayı. Allah gerçekten hep böyle yüzümüzü güldürsün. Bence Erzurumspor şimdi birkaç sene sonra bu ligin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü kim? Unutulur. Ama birkaç sene sonra bu Erzurumspor'u kimse unutmaz. Çünkü transfer tahtası kapalı, bu kadar zor şartlara rağmen bu başarıyı elde etmek çok önemli. Bana göre Erzurumspor şampiyonluklarla beraber tarih yazdığı bir sezon oynuyor. Mesela bugünkü maç, Akbaş yok, Batuhan yok. Yok da yok. O kadar eksikle çıktı. Mesela önümüzdeki hafta da öyle, eksikler devam edecek. Yani müthiş mücadele ediyorlar. Tebrik etmek lazım takımı. Yani bu lig, bu futbol, bu saha nasıl iyi kullanılır, nasıl verim alınır? İşte bu ligde nasıl kazanılır, nasıl kaybedilmez? Bu saha nasıl kullanılır? Birincilikteyken rakipler nasıl durdurulur? Yokluklarla nasıl mücadele edilir? Yokluğa rağmen nasıl iyi futbol oynanır? Rakibi nasıl kitlersin? Nasıl pozisyon bulursun? Bunların dersini veriyor Erzurumspor ve Hakan Kutlu. Daha doğrusu değiştireyim, Hakan Kutlu ve talebeleri. TFF birincilikte ders veriyorlar. Futbol dersi veriyorlar. Ne, nasıl oynanır? Bunun dersini veriyorlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir Erzurumlu olarak da gurur duyuyorum hepsine. Çok da teşekkür ediyorum. Yani az önce de bahsettiğim gibi şampiyonluklardan sonra bana göre en tarih, ya daha doğrusu tarih yazdığımız bir sezonu yaşıyoruz. Çünkü varken, her şey yolundayken yönetmek kolaydır. Ama bu şartlarda yönetmek oldukça zordur. Yani bakıyorsunuz o kadar ligde takım, para harcayan takımlar var. Urfa Spor, Manisa Spor, tonlarla para, Kocaeli Spor, tonlarla para harcadılar ama hiçbiri mutlu değil. Ama bugün Erzurumspor taraftarı mutlu. Çünkü gösterilen mücadele, aidiyet duygusu, sahiplenme, futbolcuların karakterleri, adamlıkları, futbol hayatları bitti denen futbolcuların bu kadar aidiyet duygusu hissetmeleri çok özel bir şey. Çok çok özel, bu futbolun ötesinde bir şeydir. Yani burada Başkan Ahmet Dal, Onursal Başkan Mehmet Sekben ve teknik kadroya da teşekkür etmek lazım. Onlar da özveriyle takımı yalnız bırakmadılar diyelim. Teşekkür ederim ama
Ömer Düzgün. O ayrı, ona ben bir parantez açacağım. Ona parantez açacağım. Ben o konuda ben parantez açacağım. Ayrı bir şey. Şeyde mesela Furkan'ın golünden bahsettin. Eren'in golü de ya mesela penaltı kaleciden döndü. Orada bir panik yapar değil mi? İşte yok. Tecrübe böyle bir şey ya. Çok gayet çok sakin, profesyonel. Rahat rahat gitti. Orkan abi zaten tweet atmıştı, orada gördüm ben. Yazmış oldu, çok profesyonel, çok rahat diye. Gerçekten öyle. Yani sanki Eren hani penaltını attı demesinler. O şekilde şeye geçmesin diye back roundına. Onu kaleciyle paslaşarak attı o golü. O şekilde diyelim. Yani gerçekten Eren de, Mustafa Yumlu da, işte bugün Keçiören yan toplarla biraz etkili olmaya çalıştı ilk yarının sonlarına doğru. Mustafa Yumlu devreye giriyor. İşte takım tam ikinci gole ihtiyacı var. Eren Tozlu giriyor devreye. Takımın enerjiye ihtiyacı var. Furkan Özsan çıkıyor sahneye. Diğer çocuklar, Estrella'ya, orada bir tecrübe ihtiyaç var, Estrella'ya çıkıyoruz. Yani hepsi Özgür Sert'e de parantez açıyor. Üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapıyor. Şimdi Özgür Sert grafiğini artık yukarıya dikti. Yani bir sallandı. O da performans olarak sallandı. Ama şu anda grafiği yukarıya doğru gitmeye başladı. Çünkü gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Bak, yeteneksiz bir oyuncu olsa beklemezsin bir şey. Yani dersin ki zaten kapasitesi belli, potansiyeli belli, üzerine çok gitmenin bir anlamı yok. Şu an yoklukta faydalanıyorsun. Ama Özgür Sert yarın var olduğun zaman da faydalanabileceğin bir oyuncu. Bana göre Özgür Sert Erzurumspor'daki Erzurum şehrinin yeni Zafer Demir'idir. Yeni Serkan Yıldız'ıdır. O mevkide oynadıkları için diyorum. İnşallah. Yani o formayı artık Özgür Sert sahiplendi, aldı, kabul ettirdi. Kendisini şehire de, sahaya da kabul ettirdi. İnşallah Özgür'ün de önü açık, Furkan'ın da önü açık. Diğer çocukların, Yakup'un falan da önü açık. Maşallah, nazar değmesin. Hepsi takır, takır, takır futbollarını oynuyorlar. Hiç öyle işte yabancılık çekmiyorlar, acemilik çekmiyorlar artık. O artık sahaya alıştılar. Oynamayı biliyorlar. Şimdi futbol oynama yeteneği farklı bir şeydir. O yeteneği sahada kullanmak farklı bir şeydir. Farklı bir özellik, farklı bir meziyet ister. Artık çocukların, bizim çocukların o meziyetleri ortaya çıkmaya başladı artık. Yani Furkan bugün hangi takıma giderse gitsin sırıtmaz. Özgür hangi takıma giderse gitsin sırıtmaz. Daha Cengiz Han gelecek, daha alttan çocuklar gelecekler. Ama dediğim gibi inşallah bunu söylerken kesinlikle bizim transfer tahtasını açmaya ihtiyacımız yok cümlesi anlaşılmasın. Böyle bir şey çünkü ne olursa olsun Erzurumspor geleceğini kurtarmak adına transfer tahtasını açmak zorunda. Bugün bizim 3 puanımız daha vardı mesela en basitinden. Biz playoff'un en iddialı takımlarındandık. Evet. Ama oradaki 3 puanın boşa gitmesi işi farklı bir noktaya, hedefinizi küçülttü. Bana göre Erzurumspor hedefini yakalamıştır. Çok çok birkaç puanlık bir hedefi kalmıştı. Bana göre kimse kimseyi kandırmasın. Bizim bu sezon başı hedefimiz ligde kalmaktı bu şartlarda. Hedef demişken 2 hafta önceydi galiba. İşte burada programda Orkun da vardı. Hatırlıyorum Kocaeli, Keçiören ve Tuzla maçına değinmiştik. Bu 3 maç çok kritik demiştik. 5 veya 7 puan. Değil mi? Yanılmıyorum. 5 veya 7 puan. Hı. Bizim için olmazsa olmaz. Çok önemli olur demiştik. Kocaeli'den 1 puan, Keçiören'den 3 puan etti sana 4 puan. Sırada içeride Tuzla Spor maçı var. Değil mi? Önümüzdeki haftayla Tuzla ile oynuyoruz. Tuzla Spor maçı var. Oradan da alınabilecek bir 3 puan, 7 puan. İşte o bizim de geçen hafta işte 2 hafta önce dile getirdiğimiz o hedefe Erzurumspor'u daha da çok yaklaştıracak. Yani ben Tuzla Giresun maçı kağıt üzerinde. Ama kağıt üzerinde dediğim gibi asla sahada top oynanıyor. Kağıt üzerinde daha kısmen daha kolay maçlar ama ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Erzurumspor'un buradan alacağı 3 ve üzeri puan Erzurumspor'un bana göre ligdeki hedefini tamamlamıştır. Artık bunun üzerine playoff olur mu? Neden olmasın? Çünkü gerçekten bu futbolun karşılığı, bu mücadelenin karşılığı ligde kalmak olmamalı. Bu mücadelenin, bu futbolun karşılığı çok daha üst yerler olmalı. Çünkü hak etmeden oralarda olan takımlar var. Futbol olarak, mücadele olarak sadece işte kadrosunun, işte şansının, bunların ekmeğini yiyen takımlar var. İnşallah Erzurumspor yani bu kalitesinin ve bu daha doğrusu bu futbol kalitesinin ve bu mücadelesinin karşılığını playoff oynayarak alacaktır diye baktım, ümit ediyorum. Bolu 42 puan, Erzurumspor 34 puan. Yani 8 işte puanlık 8 puan ama işte orada ligde kapanmayacak bir puan değil. Değil, tabii ki değil. Çünkü Erzurumspor öyle bir takım ki her an herkesi yenebiliyor. Yani bu yolda yönetimi tebrik ediyorum. Ahmet Dal Başkanı ve diğer ekip arkadaşlarını. Sayın Onursal Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçek teşekkür ediyorum. Çünkü şu an öyle veya böyle takır takır maaşları, paraları ödenen bir Erzurumspor var. Ve bunun haricinde geçmiş başkanlardan biz hep konuşuyoruz. Ben çok eleştirdim kendisini. Biliyorsunuz Sayın Ömer Düzgün başkanken
başkanlık döneminde çok eleştirmişimdir. Yarın yine gelsin başkan olsun. Yarın yine futbol adına bazı hatalar yapsa yine eleştiririm. Ama eleştirirken hep ne diyorduk? Hakaret etmeyelim. Yanlış işler yapmayalım. Bu insanlar Erzurum için birer değerdir. Yarın siz sıkıntı yaşadığınız zaman yine gider Ömer Düzgün'ün kapısını çalarsanız ve bu söylediğiniz isimler burada on binlerce kişiye, binlerce insana ekmek yediriyorlar, iş veriyorlar. Erzurum için bu insanlar birer değerdir. Eleştirirken kırıcı olmayalım, incitmeyelim diyordum. Ve işte gün geldi, o Ömer Düzgün. Erzurumspor'a hafta içerisinde çok ciddi bir para kasa kolaylığı sağladı. Hem babası Sayın İskender Düzgün Beyefendi, hem de kendisi Ömer Düzgün Başkan. Çok teşekkür ediyorum yine bir Erzurumlu olarak. Çünkü bakın, ben bütün başkanlara saygım var. Sayın Hüseyin Neş de zaten böyle aksi olması imkansız da Sayın Hüseyin Neş olsun, Sayın Ali Demirhan olsun. Zaten Ali Demirhan'la hani muhabbetimizi herkes bilir. Ekibindeydim. Ama gittikten sonra, kulüpten ayrıldıktan sonra bu kadar hala özveri ve eleştirilerek gittikten sonra, sıkıntılı ayrıldıktan sonra bu kadar özverili, bu kadar fedakar bir başkanlığın, daha doğrusu fedakarlığın anlamı ben çok iyi bir Erzurumluyum. Dur. Yani Ömer Düzgün burada, Sayın Ömer Düzgün burada Erzurumluyum kelimesinin karşılığını veriyor. Bak, bir şey örneğini gösteriyor, ispatlıyor. O yüzden Ömer Düzgün de, diğer iş adamlarımız da Erzurum için birer değerdir. Bunlara sahip çıkalım bu isimlere. Bak, bir şey söyleyeyim. Mesela şöyle bir Ömer abi, şöyle bir şey de var. Biz bugün söyledik bunu. Şu anda programda söylüyoruz değil mi? Biz de yeni öğrendik. Mesela biz söylemesek şu anda yayında. Kimse bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Yani çıkıp mesela demiyor ki. Ama bu da benim vicdanımı rahatsız eder. Tabii canım, ben de bak kasa kolaylığı sağladım. Bu hafta içi takımın ihtiyacı vardı. Ben yetiştim. Evet. Ya kim demez? Şimdi şu var, bir de Levent abi. Ya tebrik ediyorum. Nasıl ki kötüyken eleştiriyorsak ama burada bunu söylemezsen benim vicdanım rahatsız evet. olur yani. Yani bu kadar fedakarlık yapacak. Git, sıkıntılı ayrılacak başkanlıktan ama biz kalkıp bu yaptığını söylemeyeceğiz. Yani bunu söyleyeceğimiz de bilmiyor belki Ömer Başkan. Bilmiyor yani. Kendisi bize söyledi. Benle kendisi hiç konuşmadı. Burak, ben böyle bir şey yaptım, bunu söyle diye. Hiç öyle bir diyalogumuz olmadı yani. Bunun söylenmeyeceğini düşünerek reklam yapmamak adına kalkıyor Erzurumspor'a kasa kolaylığı sağlıyor. Vallahi mesela şey de öyle, onu da söyleyelim. İskender Düzgün de öyle. Ömer abinin babası İskender Hoca. Ne zaman kulüp kapısını çalsa, ne zaman bir alo deseler kesinlikle ikiletmiyor. Ve kulübe gerekli desteği, ne lazımsa gerekli desteği, kasa kolaylığıdır işte. O anki sıkıntıları giderecek ücrettir. Hemen İskender Hoca da yardımcı oluyor. Baba oğul, teşekkür ediyoruz. Hayır, bir de şöyle bir durum yani, söz konusu. Ben duydum. İskender Düzgün Efendi demiş ki, böyle bir durum var. Hani para lazım, neden ilk önce bana gelmiyorsunuz? Yani bakın, bu çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir bu yani. İnsanların şu an birbirlerinden para sakladığı dönemde kalkıp bu şekilde bir söylemle, bu şekilde bir niyet belirtmek çok önemlidir. Gerçekten yani, diyorum ya, ben şey tabirle söyleyeyim, helal olsun. Aynen. Vallahi helal olsun. Kimsenin yapmadığını yaptı. Eğri oturup doğru konuşalım yani. Hem başkanlığı bırakacaksın, hem sıkıntı ayrılacaksın, hem de Erzurumspor'un elini üzerinden çekmeyeceksin. Birçok iş adam var Erzurumspor'un, aman bana Erzurumspor'la gelmeyin diye. Hiç yanına yaklaştırmayan var. Yaklaştırmıyorlar. Hiç yanına yaklaştırmayan var. Bunları da söylemek bizim boynumuzun borcu. Yani o yüzden ben gerçekten Sayın Ömer Düzgün'e çok 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 bir Erzurumlu olarak çok teşekkür ediyorum. Bu Erzurumspor'u bu kadar sahiplendiği ve aidiyet duygusunu devam ettirdiği için hem başkanlığı döneminde, başkanlık döneminin ardından da. Ne diyeyim, darısı diğer iş adamlarımızın, darısı diğer kulüp başkanlarımızın, yani bu diğer kulüp başkanlarımız derken onlar da, Sayın Hüseyin'in işte Sayın Demirhan da bugün şey yapsanız, ya onlar da tabii ki destek çıkarlar ama Ömer Düzgün'ün destek çıkması inşallah bir örnek olur diyelim. Tekrar teşekkür ederim hem kendisine hem de İskender Düzgün Beyefendi'ye. Burak, efendim, Orhan Abacık haftaya cezalı. Orhan cezalı. Akbaş sakat, Fıraşaş sakat, stoper yok. Evet, hoca ne yapar? Vallahi önemli bir maç, Tuzla maçı. Şimdi ben kadroya da bakıyorum şu anda. Kritik maç. Ya her maç kritik de. İşte mesela bugün Keçiören çok kritikti. Ama şimdi bir şey söyleyeyim bak abi. Tuzla daha kritik bence. Bak, doğru. Kadroya bakıyorum bu arada. O yüzden izleyicilerimiz kusura bakmasın, gözüm telefonda. Şimdi şöyle. Hani
cezalı ve sakat hakkını hangi maçta kullanmak istersiniz deseler, bu iki maçı derdin. Giresun Tuzla. Ama bu demek değil ki Tuzla maçı garanti, Giresun maçı garanti. Hayır. Bunlar kağıt üzerinde daha kolay maçlar. Şimdi atıyorum Göztepe'ye karşı eksiklerle oynamak var. Tuzla'ya karşı eksiklerle oynamak var. Bir de futbolun realitesi var yani. Onların hücum hattı belli, bunların hücum hattı belli. Bu futbolcular maalesef keşke olsaydı ama yoklar. Ben yine, şimdi bizde kim cezalıydı abi haftaya? Haftaya... Orhan. Orhan. Orhan cezalı. Ufuk sakat, Cengiz Han hazır değil. Orhan cezalı. Akbaş Mustafa sakat. Akbaş yok. Fırat da yok. Sakat. Fırat yok. Muhtemelen şöyle olabilir. Celal'in alt liglerde yine savunmada oynamışlığı var. Sağ bekte oynamış şeyi var. Bek roundunda kariyerinde. Muhtemelen Orhan'ın yerinde Celal'i oynatabilir hoca. Onun haricinde zaten bakalım başka kim var? Muhtemelen Celal oynayacak. Eğer Celal de cezalı değilse, çünkü o da bugün sarı kart gördü. Muhtemelen Celal oynayabilir. Veya da hani Mustafa yine Estrella üçlü de oynayamaz ama üçlü savunmada, tandemde. Dörtlü savunma yaparsa eğer Estrella'yı Mustafa Yumruk'un yanında değerlendirebilir hoca. Mesela Celal, Mustafa, Estrella, Yakup yapabilir. Veya Cengiz Han yapabilir orada. Yani orada bir hoca formasyon geliştirecektir. Hakan Hoca Allah yardım etsin. Hakan Hoca Allah yardım etsin. O ay başında, ay sonunu getirmeye çalışan memurlar var ya, aynı Hakan Hoca o şekilde yani. Sürekli adam, her hafta o yok, bu yok, onu oynatalım, bunu koyalım. Ama şöyle bir şansı var. Görmedim abi. Neyi? Yorum mu var? Yok, böyle o yorumu okuyacağım ben sana da. Sen devam et, böyle bir şansı var dedin. Yani yerine kimi koyarsa koysun, yani tutsun Celal'i forvete koysun, Mustafa Yumlu'yu forvete koysun, Eren'i stopere koysun. İnanılmaz özverili oynuyorlar. Yani hepsi maksimumunu vermeye çalışıyor. Bu Hakan Hoca'nın bence en büyük şansı. Ama şansı derken şöyle, futbolcularla kurmuş olduğu diyalog, ikili ilişkiler, almış olduğu elektrik, yakalamış olduğu uyum, bunların sonucunda bu futbolcular bu performansı sergiliyor. O hocayla o futbolcular kötü olsun, ben bizim futbolcular için demiyorum yani, bir takım için. Bir takım da futbolcu hocayla kötü olsun. Canım. Bak bakalım, bak Rozier Beşiktaş'ta neler yaptı mesela. Bak bakalım nasıl kaynatıyor ortalığı. Ama bizimkiler tamamen abilik yapıyorlar. Şenol Güneş duramadı abi bu kulüpte ya. Erol Can demiş ki Erzurumspor Süper Lig'e ilk çıktı. Sezon da son haftalarda düşme mücadelesi verirken bir anda playoff'a kalmıştı. Neden olmasın demiş. Evet. Valla maşallah diyeyim, bizde bu futbol şansı varken inşallah çıkarız. İnşallah da Turan Bey karşılığını veririz. Takımın özverisi şu an hiçbir takımda yok. Oyuncuları ve yöneticileri canı gönülden tebrik ediyorum demiş. Evet, yorumlar da böyle. Erdem demiş iyi yayınlar Burak Bey, Levent Bey. Takım gerçekten abi kardeş ilişkisiyle yürüyor. Aynen öyle, özverili. Burak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hafta kaldı. 34 puan. Sezon başına baktığın zaman mesela hatırlıyorum. Herhalde yani deselerdi ki 8 hafta kala 34 puan versek direkt kabul ederdik. Direkt değil mi? Tabii ki. Sezon başına şartlara bakıyorsunuz. Hatta işte 3 puan silinmesi 37. 37 puan. Hani hakikaten diyorum ya, ben olsam yani bu kadronun şöyle bir şeyini, posterini, büyük bir afişini şehrin girişine asarım. Hak ediyorlar yani. Şampiyonluklarla beraber tarih yazdığımız bir sezonu yaşıyoruz. Başarı mı tarih yazmak? Ha, keşke kupayla taşlandırabilsek ayrı bir şey ama inanılmaz bir hikaye yazıyor çocuklar. Bakın, inanılmaz bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin baş aktörü Hakan Kutlu'dur. Ya bir de bak, şeyi de unutmamak lazım, altını çizmek lazım. Hakan Hoca'yı tebrik etmek, gerçekten tebrik etmek lazım. Yani içten tebrik etmek lazım ve futbolcular da ya kapanıp, kontra atakta gidip gol bulup, tekrar kapanıp 3 puan alan bir Erzurumspor yok. Mücadele eden, golü arayan ve isteyen, yani bu maçı alacağım diyen bir Erzurumspor varsa da ya bu müthiş bir şey. Bu kadroyla, bu kısıtlı kadroyla. İşte sakatlar, hadi tahtayı açamadın, transfer yapamıyorsun. Bir de işte
sakatlarla uğraşıyorsun. Ama işte abi az önce söyledim ya, bu Hakan Hoca'nın ikili ilişkileri, futbolcular yakalamış olduğu aralarındaki elektrik, uyum. Ha bunlar da çok önemli. Yani mental anlamda o futbolcuları hazır tutmak da çok önemli. O futbolculardan maksimum almak çok önemli. Sadece yetenekli olmuyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim de kimse yanlış anlamasın. Kusura bakmasın bazı. Şimdi bazı futbolcularımız var, isim vermeyeyim. Artık futbolun son baharındalar. Bundan önceki kariyerlerinde sürekli sakatlık yaşamışlar. Sakatlık yaşadıkları için bizi eleştirmişiz. Ama sen bu futbolcuyu alıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Parlatıyorsun. Onda maksimum verimi alıyorsun. Bu bir ustalıktır. Şimdi onu dedin parantez açayım. Orkun aklıma geldi. Her maçta 20. dakikada ne derdi? Akbaş'ın çıkış saati. İşte ya kendini yere atar ya işte ayağı seker bir şey olur ama Akbaş çıkar derdi. Bugün o Akbaş 90 dakika top oynuyor ve muhteşem futbol oynuyor. Evet, çok önemli. İşte yani, nazara geldi o da. Nazara geldi artık futbolcularımızın kendilerine böyle şeylerle. Yani bazı isimlerin baş üstüne gitmesi lazım. Çok dikkat edin. Hatta geçen Erzurumspor'la aynı uçaktayız. Süleyman Koç geliyor. Ben oturuyorum. Süleyman Koç'uk geldi. Dizi dizime çarptı. Eyvah dedim. Süleyman dedi ki bir şey var mı? Dedim bende bir şey olmasın. Sende bir şey var mı? Dedim uçakta futbolcuyu sakatlayan ilk isim olarak tarihe geçeceğiz dedim. Aman dedim Süleyman. Aman. Abi herkese ihtiyaç var bu dönemde. Yani sakatlık neyse karta marta cezalı duruma düşmemeye dikkat etmek lazım. Çünkü her şeye ihtiyaç çok önemli. Yani ama diyorum yani gerçekten inşallah Allah bu emeğin karşılığının, bu futbolun, bu şeyin karşılığını verecektir. Ben bunun karşılığını sadece ligde kalmak olacağına hissiyat. Üçün ligden belli bizim taraftarlarımız bilir az çok benim hislerimi. Hissiyat inanmıyorum. Sanki bu kader bizi bir yere doğru sürüklüyor. İlk sezon aklıma geldi. Aynen. Yani bir şey olacak sanki. Ama nasip tabii bakalım. Yani Erzurumspor Tuzla, Erzurumspor Giresun 2 hafta üst üste içeride oynayacak. Tuzla ve Giresun'la buradan bir 6 puan neden olmasın değil mi? Yani neden o dediğin o hissiyatın gerçekleşmesi? Yani 6 puan alırsa orada ondan sonra ki maçımız kimle bizim 3. maçımız Levent Göztepe deplasman. Çok zor. Zor. Çok zor yani şu an. Ama işte Erzurumspor... Gidebileceğiniz en zor deplasman diyebilirim. İşte en zor deplasman ama işte Erzurumspor'un da sağ solu belli olmuyor abi. İşte gidip 3 puanı da alabilir, 1 puanla da dönebilir. Yani artık bu deplasmana gider, Erzurumspor yenilir diyemiyorsun. Yok, i̇şte dediğin gibi oyunu bozuyor. Bilmiyor abi. Ama evet. Rakip oynama fırsatı vermiyor. Yani bugün o Furkan falan önde, Estrella işte geride. Yani rakibe müthiş bir baskı yapıyorlar. Rakibe topu veriyor, kandırıyor. Sonra rakibe topu verdikten sonra rakibin o topu oyun istediği gibi yönlendirmesine, kullanmasına asla müsaade etmiyor Erzurumspor. Topu vererek kandırıyor. İnşallah hissiyatın gerçekleşir Burak. İnşallah. Evet, var mı ekleyeceğim bir şey? Valla hepsinin ayağına sağlık. Emeği geçenlerin herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hem saha dışında hem saha içerisinde. Bir Erzurum olarak hepsiyle gurur duyuyoruz. Tarih yazıyor hepsi. Benim için buraya kadar gelmeleri artık Erzurumspor başarmıştır. Bak ben kendi adıma evet, profesyonel olacağız. Olarak düşünmüyorum. Profesyonel futbolcu son maçı da ligin çıkar oynar. Ben burada bir Erzurumlu olarak bütün kimliklerimi bir kenara bırakarak bir Erzurumlu olarak söylüyorum. Benim için Erzurumspor başarmıştır. İnşallah programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Burak'ın hissiyatı inşallah gerçekleşir. Artık dediği gibi düşmemek değil, playoff'u artık hedef almak lazım. Umarız önümüzdeki hafta Tuzla ve ondan sonra Giresun maçında kazasız belasız atlatır Erzurumspor. Üçer puanla zirveye doğru tırmanır diyelim. Bir de Orkun abi sormuş bir izleyicimiz de. Ben onunla ilgili yorum yapmam. Söyleyeceksen söyle. Orkun abi imaj değil. Orkun abi fotoğrafları yayınlayalım mı? Sorayım buradan da eğer misin? Yok fotoğraflar yayınlamıyorum ama. Yok yayınlayalım. Bilgi verelim. Yani imaj değişikliğine gidiyor. Önümüzdeki programlarda en kısa sürede inşallah görüşmek dileğiyle. Orkun abiyle beraber. Hayır söylemeyelim çıktı da sürpriz olsun diyorum yani önümüzdeki hafta aynen. Muhtemelen. Biraz millet anlasın. Biz de yani o kadar. Aa Orkun abi sende bir değişiklik var desinler. Evet. Evet onu da bir an önce aramıza bekliyoruz. Dönmesini bekliyoruz. Bak bir hafta oldu yorumlarını özledik. Yorumlarını özledik.
Bektürk Deniz, teşekkür ediyorum tekrar Burak. Ben teşekkür ederim. Evet, Ramazan ayına girdik. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Tuzla maçının ardından birebir futbolla tekrar birlikte olacağız diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Serkandaş Sigorta.com.tr Serkandaş Sigorta. Güvenceniz.